Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Her şey iyi güzel. Ama işin esprisi bir tarafa arkadaşlar. Ben buna karar verdim. Biliyorsunuz araziye çıkıyoruz. Ben biraz da değişik bir kafayım arkadaşlar. Hani aman orada bir şey olur mu, eder mi? Kafa yok bende. Yani kafası yok bende. Kafa yok derken arkadaşlar. Lan buldum, burada dalan giren, oraları didik didik eden bir insanım yani. Yani arazide ıssız yerlerden bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi şuna karar verdim. Arkadaşlar, hani bunu özellikle kullanmak için değil. Hani yabani hayvanlara zarar vermek için değil. Sadece savunma amaçlı, çok darda kalırsam. Bakın arkadaşlar, bunun altını çiziyor. Çok darda kalırsam kullanmak için arkadaşlar, uzun zamandır düşünüp de bugün, dün akşam daha doğrusu, karar verdiğim bir olay. Arkadaşlar, kendime bir böyle mızrak tarzı bir şey yapacağım. Yani şu ebatlarda bir şey olacak. Yani kendisi belki 15 santim veya 10 santim genişliğinde olacak ucu. Sapı da işte şu ebatlarda olursa aşağı yukarı şöyle 70 santim 60 santimlik bir yani mızrakla öyle yerlere gezintiye gittiğimde yanımda bulundurmayı düşünüyorum. Yani çok böyle darda kalırsam yani en azından kendimi savunayım diye. Yani bunu uzun zamandır düşünüyordum. La İbo, tamam, her şey eyvallah, tin kafasın, gidiyorsun, giriyorsun, geziyorsun, dolanıyorsun ama ya bak, bunun şakası olmaz. En azından kendini savunacak bir şeyler yap diye düşünüyordum arkadaşlar. En sonunda bugün karar verdim. Nasip olursa şöyle bir elimde murç var arkadaşlar. Şu da murç, yalnız şu biraz daha ince. İnce derken aslında bu daha iyi olur gibime geliyor da arkadaşlar, bakacağım, bir ona karar vereceğim birazdan. Şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar, kömür getirdim, kömür getirdim, çekicimi getirdim, yağ getirdim arkadaşlar. Şurada da bir tane daha yağ var arkadaşlar. Kömürden güzel bir ateş yapacağım ve bu demiri güzelce kızdıra 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 döveceğim arkadaşlar. Yağa batıracağım, suya batıracağım, kızdıracağım, döveceğim. Tam belli bir kıvamını vereceğim arkadaşlar. Uzun zamandır bunu düşünüyordum. İnşallah ilk defa yapacağız. Güzel bir şey yaparız diye umuyorum. İlk önce şöyle bir E vardı arkadaşlar. E'den yapayım dedim. Hani tam şeyli, böyle sadece dövmesi gereken bir şey. Belki de bundan da yapabilirim. Bilmiyorum. Birazdan karar vereceğim arkadaşlar. Yani böyle bir şeyi yanımda gezdirmek zorundayım arkadaşlar. Yani arazide, yani yanlış anlamayın kesinlikle lafımı. Hani oturup da izlediğiniz gibi değil arkadaşlar. Orada bütün böyle vücuttaki bütün korkudur, şüphedir, seviştir. Bütün hormonlarınız çalışıyor arkadaşlar orada. Yani anlatabiliyorsam, yani dilimin döndüğünce, bütün hormonlarınız çalışıyor ve yani buna ihtiyaç var arkadaşlar. İnşallah kullanmaktan nasip olmaz ama yanımda bulundurmam önemli. Dediğim gibi çekişlerim var. Kerpedenimi getirdim. Tabii kızgın bir demiri tutacağım arkadaşlar. Gözlük getirdim. Ne olur ne olmaz diye, zamanında gözüme çapak gitti biliyorsunuz arkadaşlar. Ya bundan, ya bundan, ya da bundan yapacağım arkadaşlar. Balyoz getirdim. Balyozun üstünde döveceğim. İki tane yağ var. Ve kömür getirdim arkadaşlar. Kömür ateşi yapacağız. Nasip olursa. Bu arada bu bizim dürzü barut. Bakın telini hale getirmiş. Ondan sonra tavukların o tarafa açmış. Oraya da şunu yapacağım arkadaşlar. Normal boş kapının orayı kapatmamıştım böyle telinle falan.
Bunu oraya yapacağım. Yoksa barutu zapt edemiyoruz. Bir de barutun zincirini bir tık daha kısaltacağım ki şu telimize uzlaşmasın diye. Normalde uzlaşmıyordu ama nasıl oldu? Zincirlerimi esnetti, ne yaptı? Bayağı bir yüklendiği için o da olabilir. İlk önce biz bir ateşimizi harlayalım arkadaşlar. Tamire tadilat bitti arkadaşlar. Orayı da kapattım. Zincirini de biraz kısalttım. Dürzünün. Ateşimiz baya baya oldu. Biraz daha kömür atacağım. Evet arkadaşlar, kararımı verdim. E ile yapacağım. Şimdi gözümüz baya bir oldu. Şöyle birazcık toplayalım. Arasına koyalım güzelce bir. Nar gibi olsun. Ondan sonra güzel güzel bir dövelim arkadaşlar. Yani arkadaşlar bunu gerçekten yaşayan insan bilir. Öyle bir ıssız yere girdiğinizde yani o değnek, sopa, mopa, bunlar hepsi hikaye arkadaşlar. Orada sıkıntı yani. Hani olmaz 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 bir günde denk gelebilirsiniz. Yani resmen belki de yani bir domuzunla güreşmek zorunda kalabilirsiniz yani. Abartmıyorum gerçekten arkadaşlar. Yani öyle denk geliyor ki bazen ilk adım yanında yatıyor, bir anda kalkıyor, bilmem bir şeyler oluyor. Sıkıntı yani arkadaşlar. Ama çok düşündüm. Şimdi dedim bıçak mı yapsam, uzun sallama tarzı bir şey mi yapsam, hani kılıç gibi. En sonunda mızrağa karar verdim arkadaşlar. Yani aynı şunun kadar bir sap olacak. Ya bu sap değil de bunun kadar bir sap olacak. Yani hızlı bir şekilde uzak mesafeden falan böyle normal olmaz hesabı. Arazi gerçekten sıkıntı yerler arkadaşlar. Bunu tosun, büyü de bizi korusan alan dürzü. Şimdi silah olayını söyleyeyim arkadaşlar. Silah aslında sevmiyorum ben. Neden sevmiyorsunuz derseniz arkadaşlar, ya şimdi silah biraz daha insana böyle şey verir, gaz verebilir, olur olmaz yerde sıkabilirsiniz. Yani yapmam demeyin yani arkadaşlar. Yani öyle bir dengesiz bir zaman olabilir, bir anlık panikle falan yapabilirsiniz. Ben bu yüzden önceliğim yani yaban hayvan da olsa ne olursa olsun ilk önce yani uzaklaşmaya çalışmak. Baktınız zor durumda, kaldırsanız çok zor durumda, ama dediğim gibi bakın, silah her zaman için daha büyük bir özgüvendir arkadaşlar.
Yani ya sıkarım biter, olur biter, sıkıntıya girmeyeyim düşüncesiyle yapabilirsiniz. %100 yapılır arkadaşlar. Yani o anki sinir şeyle aksiyonla beraber karışıp sıkabilirsiniz. Yani bu dediğim gibi en fazla dara düştüğümde kendimi korumak amaçlı arkadaşlar. Arkadaşlar yalana gerek yok, canım sıkkın biraz, acele ettim, bu böyle olmayacak zaten, hava pompası falan gerekiyor, demiri tam olarak kızdıramıyorum ne kadar ateş olsa da, dediğim gibi biraz acele ettiğimden böyle oldu. Neyse, bugünlük böyle olsun arkadaşlar, bir dahakine görüşürüz.